LGS'ye son 10 gün hayallerimize kavuşmamıza, istediğimiz liseleri, istediğimiz okulları güzel güzel okumamıza 10 gün kaldı arkadaşlar. 10 gün sonra oh be kurtulduk artık diyeceksiniz. Testleri, kitapları, kalemleri bırakacaksınız ve çok güzel bir tatil sizleri bekliyor. 2023'te 4 Haziran Pazar günü mükemmel bir sınava gireceksiniz. Sabahleyin ilk başta sözel bölümüne başlayacak. Emin olun sözel bölümde sizleri lokum gibi sorular bekliyor. Çok kolay sorular görürseniz sakın şaşırmayın. Yani böyle Türkçe'de, inkılap tarihinde, İngilizce'de, dinde böyle gerçekten bu kadar da kolay sorarlar mı ya diyeceğiniz sorular gelecek. Sakın şaşırmayın. Aklınıza ilk gelen seçeneği rahat işaretleyin. Sonrasında sayısal bölüme geçeceğiz. Sayısal bölümde tabii ki önce fenden başlayacağız. Çünkü moralimiz yüksek tutmamız gerekiyor. Hatta bununla alakalı bazı taktiklerimiz var, onları da vereceğiz. Şimdi isterseniz gelin son 10 gün neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız ona bir bakalım, hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, son 10 gün yapmamız gereken şeyleri söyleyeceğiz. Öncelikle çok çalışmanızı söylerler. Çok çalış. Bir kere çok çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Verimli çalışmanız gerekiyor. Yani gerekirse son günlerde 4-5 saat çalışın, 3-4 saat çalışın, 1-2 saat çalışın ama çalıştığınızda değsin. Yani çözdüğünüz soruların, yaptığınız hataların çözümünü mutlaka dikkatli bir şekilde inceleyin. Onların üzerine gidin. Ardından eğer denemeler çözdüyseniz buradaki analiz sayfalarından mutlaka neler yaptığınızı, hangi konuda eksik olduğunuzu görün. Ben görüyorum öğrenci bir sürü çözüyor ama cevaplarına bile bakmıyor. Veya da cevaplarına bakıyor ama çözümünün doğrusunu öğrenmiyor. Bu yanlış bir şey. Dolayısıyla 1 saat verimli çalışmak 5 saat verimsiz çalışmaktan çok daha değerli. Dolayısıyla çok çalışmak zorunda değilsiniz. Verimli çalışmalısınız. Hayallere dalmak da gerekse arkadaşlar. Şu anda oturup da böyle acaba hayaller falan diye hayallere dalmayın arkadaşlar. Hedefinizi önünüze koyun. Yani alın telefonunuzu, ekran görüntüsü olarak kazanmak istediğiniz lisenin resmini koyun. Veyahut da bilgisayarınızın masa üstüne koyun. Veyahut da odanızın duvarına o resmi asın. Hiç fark etmez. Kazanmak istediğiniz, kazanabileceğiniz ya da kazanma ihtimaliniz biraz düşük olsa bile hayallerinizdeki liseyi duvarınıza asın. Telefonunuzun gerekirse ekran koruyucusunda veyahut da güvenlik kodunda almak istediğiniz puan olsun. Yani kaç para almak istiyorsun? Mesela diyelim ki 500 puan almak istiyorsun. Şifren 500 olsun ki böylece motivasyonun artsın. Hiçbir zaman aklından hedefin çıkmasın. İkincisi arkadaşlar, daha doğrusu üçüncüsü, stres yapmanıza gerek yok. Evet, şu anda birazcık stres var. Çünkü arkadaşlar kazanacaksınız. Şu anda bazı arkadaşlarınızda hiç stres yok. Niye? Zaten kazanma ihtimali yok ki. Aman diyor. Bazı arkadaşlarınızda da zaten Türkiye derecesi yapacağı için hiç stres yok. Şimdi eğer Türkiye derecesinden dolayı değil de yani böyle hiç çalışmadığınız için, hiçbir önemi olmadığı için sizin sınava stresiniz yoksa bence üzülmelisiniz. Ama birazcık stres duyuyorsanız şu anda emin olun ki gayret gösterdiğiniz için, sınavı kazanacağınız için stres yapıyorsunuz. Bir de sınava önem vermek gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de o kadar çıkmış sorulara baktınız, sınav soruları çözdünüz. Bir sürü kaynaktan işte yok son tekrardır, yok geri sayımdır, ıvırdır, zıvırdır bir sürü soru çözdünüz. Bunun karşılığını alacaksınız. Onun da tabii ki tatlı bir heyecanı, tatlı bir stresi var. Bu sizi başarıya götürecek olan bir stres. Bundan korkmanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla stres yapmıyoruz, sınava önem veriyoruz ve bizi stres yaptıran tiplerden uzak duruyoruz. Bu annemiz, babamız bile olsa ya 10 gün görüşmeyelim anne, ellerinden öpüyorum ama bana 10 gün çalışma, sana herkes çalışıyor sen çalışmıyorsun diyen anneniz varsa ona anne 10 gün görüşmeyelim diyeceksiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Bazen onlar sizi sevdikleri için size sürekli çalış çalış diyorlar ama moralinizi bozuyorlar ya. Siz zaten çalışıyorsunuz. Zaten çalışacağınızı bilecek kadar büyüdünüz. Bazen etrafınıza böyle kıl kıl tipler, Merve ne yaptın ben full yapıyorum der. Ya belki de full yapmıyor. Belki gece gündüz çalışıyor ama hala bir sürü yanlış çıkıyor. Ama durduk yere sizin moralinizi bozuyor. Moralinizi bozan tiplerin hepsini de engelleyin arkadaşlar. Gerekirse o gruplardan çıkın. Gerekirse o arkadaşlarınıza bir 10 gün görüşmeyin. 10 gün sonra gidin sarılın, önemli değil. 10 gün boyunca yapmamanız gereken şeylerin arasında sizi strese sokan kişilerden uzak durmak da var. Bir de şu da çok önemli arkadaşlar. Karışık soru çözüyorum hocam. Her türlü kaynaktan, farklı sorulardan çöz. Hayır. Karışık soru çözmeyeceksiniz arkadaşlar. Gireceğiniz sınav bir deneme. Size sözelde 50 soru, sayısalda 40 soru, toplam 90 soruluk bir deneme yapacaklar. Dolayısıyla sizin şu anda her gün deneme çözmeniz gerekiyor. Çünkü gireceğiniz 2023 LGS bir deneme. Deneme çözeceklerse. Dolayısıyla sınava kadar ne kadar çok deneme çözüp o denemelerin analizini yaptığınızda, ha ben burada denemeyi çözdüm ama bir dakika. Ben burada sözelde 8. soru yanlış yaptım ama bakayım. Sözelde 8. soru neymiş? Bakayım şuradan. Evet. Sözelde 8. soru işte farklı metinlerin ortak yönleriymiş. Bununla alakalı kendimi yetiştirmeliyim. Bununla alakalı yanlışlarımı analiz etmeliyim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü deneme çözüp yaptığınız denemelerdeki yanlışları öğrendiğinizde, LGS'ye girdiğinizde o yanlışları bir daha yapmayacaksınız. Zaten doğru yaptıklarınızı yine doğru yapacaksınız. Ama önemli olan yanlış yaptıklarınızın üzerine gitmek. Şu anda sınava kadar ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar çok sevinin. Neden biliyor musunuz? O yanlışların doğrusunu öğrendiğinizde gerçek sınavda yapmayacaksınız. Şu anda hiç yanlış yapmıyorsanız bu süper bir şey yani. Ya hiç soru çözmüyorsunuz ya da süpersiniz. İki seçenek. Ama şu anda yanlışlar yapıyorsanız, hala istediğiniz hedeflere ulaşamadıysanız bu doğru cevapları öğrendiğinizde hayallerinize ulaşacağınız anlamına geliyor. Eğer şu anda netleriniz iyi seviyedeyse çalışmaya devam ediyorsunuz. Netleriniz yani işte tam istediğim gibi değil diyorsanız yine çalışmaya devam ediyorsunuz. Eğer netleriniz tam hiç istediğiniz gibi değilse yani hala yanlışlarınız çıkıyorsa yine çalışmaya devam edip bu son 10 günü çok güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Çünkü çalışan mutlaka sonucunu karşılığını alıyor arkadaşlar. Zor kaynakları bitirmek. LGS zor olacak. Bu sene nasıl hazırlıyormuş? Dolayısıyla ben... Öyle bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı her sene LGS'de matematiği zor soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bu sene depremzede öğrenciler işte okula gidemediler dedi. Birçok şey oldu dedi. Onların yaşadığı felaket hepimizi etkiledi. O yüzden ilk defa bu sene zor sormayacağız dedi. Ha belki yine zor sorabilir ama ikinci dönem konuları yok ki zaten. Sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Dolayısıyla kazık kazık sorular... Eğer hedefiniz derece değilse sakın çözmeyin arkadaşlar. Mutlaka LGS'de çıkmış soruları ve Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularını bitirin. Yani LGS'de var ya 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Bu LGS'leri eğer çözmediyseniz bunları mutlaka çözün arkadaşlar. Buradaki tabii sadece birinci dönemi etkileyen konuları çözün. Çünkü sınava girdiğinizde bunların benzeri yine karşınıza gelecek. Ve Milli Eğitim Bakanlığı kazanım değerlendirme testlerini, örnek sorularını çözmekte size çok büyük avantaj sağlayacak. Peki bunları nasıl yapacağız hocam? Birincisi az önce söylediğim gibi her sabah deneme çözüyoruz. Denemeleri çözdükten sonra yanlışlarımızı analiz ediyoruz. Ve denemeyi de bir taktikle çözüyoruz. Yani ya Allah bismillah çözüyoruz. Öyle değil. Bir taktiği var. Tabii ki denemenin başında bismillah diyebilirsin. Önemli değil. Ama burada şu çok önemli. Doğru başlangıç yapmanız lazım. Yani denemeye girdiğinizde denemeyi açtığınızda çözüyorsunuz ya. Burada arkadaşlar mutlaka doğru yapabileceğiniz birkaç soruyu gözünüze kestirip mutlaka ilk yaptığınız 2-3 soru doğru olmalı. İlk yaptığınız soruda böyle bir... Eyvah yapamadım diye bir moralin bozulursa o tüm denemene zarar verebilir. Dolayısıyla gerçek LGS'de uygulamak üzere ilk başta birkaç tane kolay soruyu gözünüze kestirip öyle başlıyorsunuz. Sonra turlama taktiği önemli. İlk turda yapabileceğiniz kolay sorular, ikinci turda sizi zorlayan sorular. Hani antep fıstığı yerken ilk başta açık fıstıkları yersin, sonra dişini acıtan kapalı fıstıklara yönelirsin. Aynı mantıkla ilerliyorsunuz. Bir de diyelim ki şu soruyu yapamadınız ya matematikte. Buna böyle dana gibi işaret koymayın. Sakın niye? Çünkü birazdan geri döndüğünüz ikinci turda bu işaret sizi korkutur. Halbuki onun yerine soruları çözerken takıldığınız soruya şöyle mintoş bir yuvarlak koyduğunuzda geri döndüğünüzde bu soru sizi korkutmaz. Dersiniz ki ya ben bunu yapamamışım ama şimdi dönüşte yapacağım diyebilirsiniz. Dolayısıyla böyle sizi sınav anında strese sokabilecek gereksiz işaretlerle de moralinizi bozmayın. Mintoş bir yuvarlak koyun bu şu demek. Birazdan halledeceğim ben seni diyebilirsiniz. Üçüncüsü doğru kodlama. Arkadaşlar soru kodlamayın sakın. Soru cevap değil. 2 sayfa bittikten sonra tam dinlenmek istediniz. Yani bu sayfayı çevirirken böyle gözleriniz, zihniniz dinleniyor ya. İşte o esnada bu 4 soruyu birden geçirin. 2'şer sayfada bir kodlamanızla kaydırmanızı önleyecektir. Ve ilk akla gelen her zaman doğrudur arkadaşlar. Şunu asla unutmayın. Sınava girdiğinizde eğer 4 seçenek arasında kaldıysanız tabii ki boş bırakın. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ama 2 seçenek arasında kaldıysanız mutlaka atın ve ilk aklınıza gelen doğrudur. Tekrar söylüyorum. Aklınıza yanlış cevap gelme ihtimali %10'dur. Doğru cevap gelme ihtimali %90'dır. Bazen değiştirdiğiniz cevaplar doğru çıkabilir ama çoğu zaman yanlış çıkar değiştirdiğiniz cevaplar. Dolayısıyla insan beyni doğruya hatırlar. Sizler benim kardeşimin adını hatırlıyor musunuz? Her zaman böyle örneği veriyorum. Hatırlamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir soru çıkarsa boş bırakın. Bilmiyorsunuz. Ama bir şeyler anımsıyorsanız mutlaka işaretleyin çünkü o doğrudur arkadaşlar. Seçenek eşitliği de önemli. Sorularda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı asla ve asla A'ları daha fazla, B'leri daha az sormuyor. A, B, C, D seçeneklerini eşit olarak dağıtıyor. Dolayısıyla boş bıraktığınız sorularda baktınız ki A'dan 10 tane işaretlemişsin. B'den 12, C'den 12, D'den 12 tane işaretlemişsin. O zaman şunu diyebilirsin. Diyebilirsin ki mesela birkaç tane boşum var. O zaman bunların A olma ihtimali olabilir demelisin. Niye? Çünkü hepsinden eşit gitmiş. Birkaç tane az boşum var. O zaman onlar A olabilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir taktik. Ve şunu da unutmayın. Son 10 günde her bir çalışmanızı oyuna dönüştürün. Sakın bu aralar oyun oynamayın artık. Fortnite, Brawl Stars falan bunları geçiyoruz. Şu anda sizin oyunlarınız matematik, fen, Türkçe gibi oyunlar. Burada arkadaşlar deneme çözüyorsun ya. Denemeyi çözerken kendine şöyle oyunlaştırabilirsin. Diyebilirsin ki bu denemede 90'la 70 yaparsam şu liseyi kazanacağım. 75 yaparsam şu liseyi kazanacağım. 80 yaparsam bu liseyi kazanacağım diye tamamen odaklı bir şekilde ilerleyin. Baktın ki 82 mi yaptım? Wow! Hedefimden daha yüksek yaptım. Veyahut da 78 mi yaptım? Wow! Bu liseyi kazandım diye oyunlaştırın. Veyahut da diyelim ki açtınız burada... Son tekrardan veyahut da ne olsun mesela diyelim ki günde 15 paragraf kitabından soru çözüyorsun. 15 paragrafta eğer 14 yaparsam işte Kabataş'ı kazanıyorum. 15 yaparsam Galatasaray'ı kazanıyorum gibi. Fark etmez. Hayalinizdeki liseyi her bir test çözümünüze kendinize odaklayın. Yani işte öylesine test çözüyorum değil. Her bir testinizi sanki Milli Eğitim Bakanlığı gelmiş. Merhaba Ataberk. Burada gördüğün gibi 8. gündeki 15 soru var. Bu 15 soruda 15 yaparsan istediğin liseyi kazanacaksın demişler gibi çok dikkatli çözün. Asla şöyle çözmeyin. Ya çözdük ama hayırlısı bakalım. Bakayım neymiş? C. Ben de C diye düşünmüştüm. neyse falan. Öyle değil. Her soruyu böyle sanki hani bir yarışma vardı eskiden, ismini değişmiştir şimdi bilmiyorum. Kim 500 milyar ister diye bir yarışma vardı. Hani orada böyle soruyu çok heyecanlı bir şekilde çözersin ya. Burada da her soruya dikkat edin. Önem verin. Dikkatlice çözün. Yanlış yaptıysanız neymiş bunun cevabı diye çözümlerini izleyin arkadaşlar. Çünkü bu 10 gün içerisinde aklınıza kalan bilgileri asla sınavda unutmayacaksınız. Sınavda çıkarsa benzeri şak diye işaretleyip hayallerinizdeki liseye gireceksiniz arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Matematikte istediğiniz netlere ulaşamamış olabilirsiniz. Hala matematik netleriniz düşük olabilir ama diğer dersleri iyi yaptığınızda süper sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakın şimdi size bir şey gösterip bitiriyorum. 10 doğru yapmış matematikte. 7. dilime girmiş. Bakın buraya. Bu arkadaş da 10 doğru yapmış ama 3. dilime girmiş. Neden? Çünkü Türkçe ve feni yapmış. Başka bir tane gösteriyorum. Bu arkadaş 12 tane matematik yapmış. 5,9'a girmiş. Bu arkadaş da 12 matematik yapmış ama 2,83'e girmiş. Neden? Çünkü yine Türkçe ve fende iyi yapmış. Ve süper de yapmamış öyle. Full yapmamış bu arada bak. 17 doğru 3 yanlış yapmış. Veyahut da bu arkadaşımız 15 matematik yapmış. Yeho! 3. dilime girmiş. Ama bu arkadaşımız 15 matematik yapıp 1. dilime girmiş. Dolayısıyla arkadaşlar matematikte 15 net yapsanız, 10 net yapsanız, 5 net yapsanız, fen, Türkçe ve diğerlerini iyi yaptığınızda yine birçok adayın önüne geçebiliyorsunuz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Sıkı bir çalışmayla hayallerinizdeki lisenin sizi beklediğini unutmayın arkadaşlar. Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. İnşallah hayal ettiğiniz liselere gireceksiniz. Görüşmek üzere. Hadi bakalım, kolay gelsin.